Evet, tekrardan merhabalar. Umarım verimli bir yayın geçiyordur. Şimdi Merve Noyan bizlerle birlikte olacak. Selam Merve. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Güzel geliyor mu? Şu an gelmiyor sesin. Bir saniye. Miyota da anladım ama ben en iyisi kulaklıkları keseyim. Şu an mikrofon kapandı da açabilir misin? An geliyor mu? Şu an Şu an geliyor mu sesin? süper. Tamam, harika. Evet, geliyor şu an. Değil mi? Slide'a Başka yerim. nasılsın, iyi misin? İyiyim, biraz heyecanlıyım. İlk defa böyle webinar gibi bir şeyde yer alıyorum. Normalde hep böyle canlı yüz yüze oluyordu da işte şartlar. Evet, bizim için de ilk defa oluyor. O zaman ben vakit kaybetmeden seni baş başa bırakayım. İyi yayınlar. Merhaba. Şimdi bugün size makine öğrenmesinin şu şekilde anlatacağım. Sizin belli bir datanız oluyor işte. Bu datanın ve sizin probleminizin üzerinden nasıl bir algoritma seçmelisiniz temalı bir konuşma olacak. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Ben 2017 senesinden beri veri bilimiyle ve makine öğrenmesiyle ilgileniyorum. Şu an Amerika'da BuckAI isimli bir startupta çalışıyorum. Kurucuları Türk. Robotic Process Automation üzerine çalışıyor BuckAI. İşte normalde ilk başta hep chatbot yapıyorduk. Şu an şirketlere CRM hizmetleri de veriyoruz. Başka analitik hizmetleri de veriyoruz. Onun dışında ben endüstri mühendisliği mezunuyum. Rota optimizasyonu hizmeti bile veriyoruz. Bunun üzerine çalışıyorum. İlk başta doğal dil işleme ve doğal dil anlama, işte bu chatbotlar, sanal asistanlar, Siri ve Cortana gibi, işte Alexa gibi. Bunlar üzerine çalışıyordum. Şimdi birazcık böyle daha full stack oldum diyebilirim. Onun dışında Global AI Hub'da eğitmen olarak çalışıyorum. Orada da işte herkese yapay zeka eğitimi veriyoruz. Yani işte doktor bile oluyor bazen. Orada da yeni başladık. İşte NumPy Pandas eğitimi, işte genelde Python üzerinden makine öğrenmesi eğitimi veriyoruz. Şimdi bugün yapay zeka nasıl kullanılıyor? Yapay zeka bugün itibariyle siz bir bilgisayara veri yüklüyorsunuz. O sizin yüklediğiniz veriler üzerinden bilgisayar bir korelasyon arıyor. Diyor ki işte bence şunla şu bağlantılı olabilir gibi çıkarımlar yapıyor ve bunun üzerinden bir tahminde bulunuyor. Buna işte yüz tanıma, işte sanal asistanlar vesaire dahil, işte mesela siz Siri'ye kendi işte bir şey söylüyorsunuz. O Siri size bir tahminde bulunuyor. Diyor ki bu insan sinirli, bu insan kızgın ya da işte bu insan benim haritayı açmamı istiyor. O zaman harita açmalıyım diyor. Siz Siri'ye bir data verdiniz ve Siri bir tahminde bulundu. Aynı şekilde Netflix'te de işte siz sürekli bir şeyler izliyorsunuz. Netflix'te sizin izlediğiniz şeyler üzerinden diyor ki bu insan bence bunu beğenebilir diyor ve bunu tahmin ediyor. Yani işin ucunda bir tahmin varsa özetle buraya makine öğrenmesi ve yapay zeka giriyor. Bu tıbbi görüntülemede de aynı şekilde. Devam ediyorum. Şimdi makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka bunlar böyle çok iç içe kavramlar aslında. Hani atla deve değil. Sadece makine öğrenmesi, yapay zekanın bugün en popüler kullanım yöntemi diyebilirim. Derin öğrenme ile makine öğrenmesi de farklı şeyler gibi lanse ediliyor ama aslında ikisi aynı şey gibi. Yani derin öğrenme makine öğrenmesinin yapay sinir ağları kullanılan bir yöntemi. Onun dışında ben bugün size derin öğrenme değil makine öğrenmesinin bizim geleneksel makine öğrenmesi dediğimiz algoritmalarını anlatacağım. Bunlarla da veri bilimi haliyle iç içe çünkü siz sürekli bir veri yüklüyorsunuz bilgisayara ve bu bilgisayar bu veriyi sürekli işte işliyor, bakıyor, tahminde bulunuyor gibi. Öncelikle veri tiplerinden başlayayım. Şimdi elimizde kategorik veriler ve numerik veriler var. Kategorik veriler işte kadın, erkek, işte ülkeler mesela kategorik veri. İşte araba veri seti var elinizde diyelim. Arabanın işte kasası mesela. İşte yok işte sedan, yok hatchback. Bunlar hep kategorik veri. Bir de numerik veriler var. Numerik veriler de işte bildiğiniz üzere sayılar. Sonra da etiketli veri ve etiketsiz veri olarak ayrılıyor. Etiketli veride şöyle bir şey var. Mesela elinizde yüzler var diyelim. Yüz resimleri var.
Bunların işte kadın mı erkek mi olup olmadığı, işte çocuk mu yaşlı mı olup olmadığı, bunlar hep etiketlenmesi. Yani bu resimde aslında ne var? Siz bu soruyu cevaplayabiliyorsanız etiketli veri, yoksa etiketsiz veri oluyor. Yapay zeka ikiye ayrılıyor. Yani makine öğrenmesi ikiye ayrılıyor. Birincisi gözetimli öğrenme. Gözetimli öğrenmede şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bilgisayara etiketli verileri veriyorsunuz. İşte yüzleri veriyorsunuz. Bir de fotoğrafları veriyorsunuz. Günün sonunda bilgisayar önüne yeni bir yüz geldiği zaman size diyor ki bu bir kadın. İşte bu yaşlı gibi bir tahminde bulunuyor. Şimdi sınıflandırma ve regresyon diye ikiye ayrılıyor bunlar da. Sınıflandırmada siz verilerinizin özelliğinden kategorik veri tahmini yapıyorsunuz. Yani işte bu yaşlı, bu değil gibi. Regresyonda da mesela sizin müşteri de veriniz var elinizde. İşte satış tahmini yapıyorsunuz diyebilirim. Numerik veri tahmini yapıyorsunuz. Yani sınıflandırmada içeri kalan sizin atıyorum mesela veri setiniz var diyelim. İşte insanların yaşları var, boyları var, kiloları var vesaire. Siz bu insanların cinsiyetlerini tahmin ediyorsunuz. Bu sınıflandırma oluyor. İşte insanların elinizde de insanların cinsiyetleri var, yaşları var. Bundan da boy tahmini yapıyorsanız bu da numerik veri tahmini oluyor ve regresyon oluyor. Mesela burada benim hazırladığım veri setinde eğer siz şey yaparsanız işte bir insanın Netflix'iniz mesela sevdiği türü tahmin etmek istiyorsunuz diyelim kalan verilerden. Bu gözetimli öğrenmenin sınıflandırma kısmına giriyor. Eğer insanların özellikleri var elinizde ve yaşlarını tahmin etmek istiyorsanız bu da regresyona giriyor. Gözetimsiz öğrenmeyi bugün ben anlatmayacağım. Ben sadece gözetimli öğrenme algoritmalarını anlatacağım. Bu da kümeleme. Yani bilgisayara sürekli şey yüklüyorsunuz. İşte diyorsunuz ki sürekli kadın ve erkek fotoğrafları yüklüyorsunuz. Bilgisayar bir yerden sonra bunların arasındaki farkı kavruyor ama ne nedir bilmiyor aslında. Sadece böyle bir kümeler oluşturuyor. Burada mesela sağ tarafta sınıflandırma problemi var. İşte iki tane sınıfımız var. Onların arasını bir çizgiyle ayırıyor. Sol tarafta da gözetimsiz öğrenme kümeleme problemi var. Kümelere ayırıyor. Belli bir kümeleşme oluyor orada. Devam ediyorum. Şimdi ilk başta regresyonu anlatırken kedinin mesela atıyorum boyundan ve ağırlığından yaşını tahminleme ya da atıyorum mesela boyuyla ağırlığı arasında bir bağlantı var mı gibi bir veri seti hazırladım. Basit lineer regresyon bizim ilk algoritmamız ve en temel algoritmamız. Lisede gördüğümüz, hepimizin gördüğü bir doğrusal, bir doğru denklemi var. Y eşittir AX artı B. Tamamıyla bundan yola çıkarak diyor ki bilgisayar işte bana doğrusal bir ilişki bul diyor. Yani mesela burada bu tabloda ağırlıkla boy arasında doğrusal bir ilişki var mı? Biz bu doğrusal ilişkiyi arıyoruz. Burada aşağıda gördüğünüz bilgisayar size aşağıda gördüğünüz doğru denklemi doğru denklemini veriyor. Diyor ki 3.92 çarpı x artı işte 8.23 y. Bu ne demek? Sizin şimdi bu kedilerin ağırlıklarının ve boylarının verisi var elinizde. Bu ağırlık ve boyların arasında doğrusal bir ilişki var. Bu x'in önündeki 3.92 bu doğrunun eğimi oluyor. 8.23'te biz buna intercept diyoruz. İşte kedi doğduğu andan itibaren kaç kilo? Yani kedinin işte ya burada doğru bir örnek olmayacak ama hiç boyu olmasaydı bu kaçtan başlardı gibi bir şey oluyor. Yani y ekseni kestiği nokta lineer regresyonun y eksenini kestiği nokta oluyor. Devam ediyorum. Ama biz aynı şekilde çoklu lineer regresyon da uygulayabiliyoruz. Yani mesela tek bir faktör tahmin etmiyoruz sadece. Mesela atıyorum elinizde arabanın işte şeyi var, beygir gücü var, işte silindirleri var. Siz buradan arabanın
ne kadar saatte ne kadar benzin tükettiğini tahmin edebiliyorsunuz. Resimde de zaten bunu göreceksiniz. Yani probleminiz çok fazla boyut alabilir. Biz buna çoklu lineer regresyon diyoruz. Şimdi bundan sonra sınıflandırma problemi anlatacağım için buraya gördüğünüz üzere kategorik veri ekledim. Yani kedi mi köpek mi gibisinden bir veri ekledim. Az önce sadece kediler vardı ve herhangi bir sınıfımız yoktu problemimizde. Artık kedi ve köpek var. Devam ediyorum. Şimdi kedilerin ve köpeklerin ağırlıklarını, boylarına, aralarında bir bağlantı var mı ve nasıl bir tren seyrediyor? Buna bakıyoruz. Nasıl bir toplaşma var? Sağ tarafta gördüğünüz üzere kediler biraz daha hafif ve daha kısa ve köpekler daha uzun ve daha ağırlar. Bunun üzerine biz bilgisayara yeni bir işte atıyorum mesela hayvan datası verdiğimiz zaman işte bir hayvanın ağırlığını ve boyunu verdiğimiz zaman bilgisayar acaba bunun kedi ya da köpek olduğunu tahmin edebilir mi? Aslında bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu görüntü işlemede de böyle. Yani fotoğrafta işte atıyorum kulakları daha büyük mü, işte burnu daha küçük mü gibi sorular üzerinden oluyor o da. Şimdi bunun için lojistik regresyon dediğimiz bir algoritma kullanıyoruz. Lojistik regresyon şu şekilde. Sizin iki tane sınıfınız var. Sadece iki tane sınıfınız var. Yani mesela kedi ve köpek var ama kedi, köpek ve at yok. Ve siz bu sınıfların işte verisine sahipsiniz. Ben burada sağ tarafta gördüğünüz üzere az önce şurada yaptığım pilotu şu şekilde yaptım. Burada 0 ve 1'i kedi ve köpek olarak kodladım. Yani 0, 1, 0 kedi ve 1 köpek olacak şekilde kodladım. Ve öyle olunca üst sağda köpeklerin ağırlıkları ve işte ağırlıkları toplaşmış oluyor. Kedilerin de aynı şekilde aşağıda toplaşmış oluyor. Siz burada lineer bir şey çizemiyorsunuz. Çünkü bizim burada 0, 5 diyebileceğimiz bir değer yok. Sadece 0 ve 1 var. Biz kategorik verileri işte sınıflandırma problemine sokmadan önce encoding dediğimiz bir şeyden geçiriyoruz. İşte mesela kadın erkek üzerine örnek vermeyeyim. Mesela arabalarda SUV, hatchback, işte minivan olsun. Bunlar 0, 1, 2 şeklinde kodlanıyor. Yani sadece 0 ve 1 şeklinde kodlamak zorunda değiliz. Çünkü biz bunu bir matematiksel modele dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Şimdi sol tarafta gördüğünüz üzere eğer olsaydı, bu doğrusal bir model olsaydı aralarda değerler olurdu. Yani işte 0,25 gibi bir cins olurdu mesela. Biz bunu sol taraftaki gibi ayıramıyoruz artık. Daha çok sağ taraftaki gibi bizim burada sigmoid dediğimiz bir şekil alıyor. Çünkü şu şekilde toplanıyor. Yani işte sağ üst ve sol altta toplanıyor. Biz buna sigmoid diyoruz. Sigmoid fonksiyonu diyoruz. Lojistik regresyonu da sigmoid fonksiyonu üzerinden yapıyoruz. En çok kullanılan bir başka algoritma da destek vektör makineleri. Destek vektör makineleri şu şekilde sizin yine burada gözünüzü korkutmasın. AX artı B şeklinde ayırıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim iki tane sınıfım var. Bu iki sınıfı öyle bir düzlem getirip koyayım ki maksimum verimi alacak şekilde ayırayım diyorsunuz. Burada da işte AX artı B gibi VX eksi B eşittir 1 ve VX eksi B eşittir eksi 1 şeklinde. Siz mesela iki tane sınıfınız var diyelim. Üst taraftaki sınıf kediler olsun, alt taraftaki sınıf köpekler olsun. Öyle bir düzlemle ayırıyorsunuz. Bu tabii sadece iki boyutta olan bir şey. Tahminde bulunurken de bu sizin için çok önemli değil ama tahminde bulunurken de siz W ve B parametrelerini bulduğunuz zaman W'nun transpozunu alıp X ile çarpıp B ile topluyorsunuz ve işte Y, buna göre diyorsunuz ki Y kedidir ya da Y köpektir diyorsunuz. Bu sağ tarafta gördüğünüz formül onu açıklıyor.
Bunu üç farklı sınıfa da bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yani sadece kedi köpek değil, işte mesela kedi köpek ya da işte tavşan mesela tahminleyebiliyorsunuz. Bizim örneğimizde de az önce gösterdiğim şekilde dağılıyor data ve burada böyle bir düzlem yerleştirdim ben. Bu margin dediğimiz şeyi maksimuma eriştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok ayırabilirsek o kadar iyi. Bu doğrunun üstünde kalan alana pozitif hiperuzay deniyor. Altında kalan alanda negatif hiperuzay deniyor. Az önce şurada eksi 1'e eşit olan kısım köpekler için, artı 1 de kediler için geçerli. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin veriniz var ama sizin veriniz lineer olarak ayrılamıyor. Yani şöyle bir durum yok. Yani ben buraya bir doğru koyayım da burayı ayırayım diyemediğiniz durumlarda bizim çekirdek hilesi dediğimiz boyutu bir arttırdığımız yere gidiyorsunuz. Artık şimdi iki boyutta bir doğruyla bölebiliyorduk ama üç boyutta bir düzlemle bölüyoruz. Bunun için farklı farklı çekirdekler var. Mesela işte sigmoid var, işte polinomal var, Gaussian var. Bunları işte çok bilmenize gerek yok. Sadece oturup işte classifier'ınızı import ediyorsunuz. Bunun uygulaması çok kolay zaten. Python'da hazır kütüphaneler var. Bu kütüphanelerden alıyorsunuz. İşte şeyin parametrelerin içerisine işte sigmoid yazıyorsunuz ya da işte radial basis function var, çok popüler. RBF yazıyorsunuz. Bunları deney yanıla accuracy'sini, yani doğruluk, size verdiği doğruluğu bakabilirsiniz. Şimdi en basit bir başka algoritma da K en yakın komşu, K nearest neighbor olarak da geçiyor. Sizin dağılmış verileriniz var, işte sınıflarınız var diyelim. Siz oraya yeni bir veri koyduğunuz zaman, işte atıyorum mesela kedileriniz var, köpekleriniz var. Siz ortaya yeni bir tane veri koydunuz. Dediniz ki işte burada bir hayvan var ve bu hayvanın ağırlığı şu, işte boyu şu. Bana lütfen bu hayvanın ne olduğunu tahminler misin diyorsunuz. Buna göre atıyorum mesela K'yı 5 olarak aldığınız zaman o yeni koyduğunuz noktanın işte en yakınındaki 5 tane veriye bakıyor bilgisayar. İşte atıyorum mesela 3 tanesi köpekse, 2 tanesi kediyse kedidir, şey köpektir bu diyor. Ama onun belli başlı sıkıntıları var. Mesela burada x ekseniyle y ekseni, mesela bir tanesi onar onar artıyorsa, diğeri işte beşer beşer artıyorsa, haliyle burada sizin hesapladığınız şeyler, mesafeler çok fazla sıkıntı çıkarabiliyor. Siz direkt şak diye cetvel koyar gibi hesaplayamıyorsunuz. O yüzden bu algoritmanın kullanılmasını çok önermiyorum. Bizim case'imizde de burada işte kediler aşağıda, işte daha böyle hafif tıfıl ve işte zayıf. Köpekler yukarıda, işte bir tanesini koyuyorum. İşte burada işte 3 tane köpek, 2 tane kedi var. O zaman bu bir köpektir diyorum mantıken. Şimdi son olarak da bundan çok bahsedeceğim. Karar ağaçları. Biz karar ağaçlarını çok fazla kullanıyoruz. Hatta mesela sanırım Kinect. Kinect mesela görüntü işlerken karar ağacı kullanıyor. Şu anda da Kaggle yarışmalarında falan çok popüler olan XGBoost diye bir algoritma var. XGBoost da karar ağacı bazlı bir algoritma. Ve sizin işte şeyleriniz var. Bir tane data setiniz var diyelim. Ben burada arabalar üzerinden örnek verdim ama başka bir şey de olabilirdi. Bu işte arabaları en iyi ilk başta nasıl ayırırsınız? İşte ağırlığı diyelim mesela. İşte büyüklüğü, küçüklüğü. Ağırlığından ayırıyorsunuz işte mesela 1,5 ton üzerindeki arabaları işte evet ve hayır diye böyle köke not koyuyorsunuz. Ardından ne kadar yaktığına bakıyorsunuz arabanın.
Bunlara biz karar nodları diyoruz. Ağaçların hep bir tane kökü oluyor. Bir de karar nodları oluyor. Siz bu şekilde kararlar vererek yaprak nodlara kadar ulaşıyorsunuz. Peki biz bu nodların, yani biz burada sonuç itibariyle yine veri setinin özelliklerine bakıyoruz. Yani mesela boy ve kilo gibi. Biz bunların nasıl ayrılacağını, yani köke neyi koyacağımızı, işte aşağıya doğru neleri koyacağımızı nereden bakıyoruz? Belli endeksler var. Mesela Gini indeks var. Onun dışında entropi diye bir endeksimiz var. Bu da bilgi teorisinden geliyor. Biz bunlara bakarak karar ağaçlarımızı şekillendiriyoruz. Bunu tabii ki sizi bilgisayar yapıyor. Yani şey yapmıyor. İşte siz oturup tek tek hesaplayıp karar ağacımı şu şekilde şekillendireyim demiyorsunuz. Karar ağaçlarında rastsal ormanlar diye bunun dışında bir tane algoritma var. O da karar ağacı bazlı. Sizin birden fazla sınıfınız varsa, işte çok fazla future'ınız varsa, yani işte boy, kilo gibi, işte daha fazla future'ınız varsa karar ağaçlarını kullanmak çok mantıklı. Yani özetle bir recap geçeyim. Eğer siz işte belli başlı özellikleriniz var ve bir sayı tahmin edeceksiniz. Mesela mobilya satışını şeye bağlamak istiyorsunuz, deprem sayısına bağlamak istiyorsunuz. Ya da evlilik sayısını deprem sayısına bağlamak istiyorsunuz. İşte birbirlerinden bir tahminde bulunmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bu sene şu kadar evlilik olursa ne kadar mobilya satılır, buna göre üretim yapayım gibi bizim öngörü dediğimiz forecast modellerinde basit lineer regresyon kullanıyor. Diyorsunuz ki bunlar biri artarken diğeri de artıyor. O zaman ben doğrusal bir yol izleyebilirim diyorsunuz ve basit lineer regresyon uyguluyorsunuz. Tabii basit lineer regresyonda sadece bir bağımsız değişkenden bir bağımlı değişken tahmin ediyorsunuz. Yani şey yapmıyorsunuz, işte mobilya sayısını, satılacak olan mobilya sayısını deprem, işte evlilik, birden fazla feature'dan tahmin etmiyorsunuz. Burada hataya da şu şekilde bakıyorsunuz. Şimdi sizin hali hazırda bir sapmanız var zaten. O sapmayla gerçekteki verilerin arasında ne kadar uzaklık varsa bu sizin hatanız oluyor ve bu hatayı azaltmaya çalışıyorsunuz. Devam ediyorum. Çoklu lineer regresyonda az önce söylediğim durum, yani işte sizin işte deprem sayısı, evlilik sayısı, işte başka ne olabilir? Ekonomik kriz gibi faktörleri kattığınız zaman mobilya satışınız ne kadar olacak? Bunun tahminini yapıyorsunuz. Yani elinizde birden fazla feature varsa ve yine sayısal bir şey tahmin etmek istiyorsanız çoklu lineer regresyon kullanıyorsunuz. Lojistik regresyonda da iki tane sınıfınız var. Yani bu kadın erkek, işte köpekle kedi gibi iki tane sınıfınız varsa, yani 1 ve 0'ı arıyorsanız lojistik regresyon kullanıyorsunuz. Burada sayısal verilerden sınıflandırma yapıyorsunuz ya da atıyorum içerisinde kategorik veri de olabilir, yanlış söylemeyeyim. Yani ortada iki tane sınıf varsa ve sınıflandırma problemi çözüyorsanız lojistik regresyon kullanıyorsunuz. Aynı şekilde aynı problemi destek vektör makineleriyle de çözebilirsiniz ama o işin en iyi çözebilen algoritma kesinlikle lojistik regresyon. Destek vektör makinelerinde de eğer lineer olarak ayırabiliyorsanız ala, ama lineer olarak ayıramıyorsanız kernel trick dediğimiz, yani çekirdek, şurada çekirdek hilesini kullanıyorsunuz ve işte bilgisayarda deney yanıla hangi çekirdek daha iyi gelir bunu görebiliyorsunuz. K'n yakın komşuyu dediğim gibi çok önermiyorum çünkü oturup bir distance metric, yani işte uzaklık metriye, uzaklık ölçüsü deneyip yanılmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden çok önermiyorum. Karar ağaçları da dediğim gibi son zamanlarda hem çok popüler olan XGBoost gibi algoritmalar,
hem gradient boosting içeriyor hem ağaç bazlı modeller içeriyor. İşte rastsal orman, karar ağaçları gibi algoritmalar gerçekten birden fazla sınıfınız varsa ve çok fazla feature'ınız varsa en iyi performansı gösteren algoritmalar. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Soru varsa alabilirim. Bir saniye. Bir saniye, kapatmışım YouTube'un. Soru, bir var. Saniye kapatmışım YouTube'un. Merhabalar tekrardan. Merhaba. Galiba soru yok. Şu an düşmedi chat'i, evet. İletişim bilgini ver istersen, onlar şey yapsınlar. Sonra şey yaparlar belki, ulaşırlar sana. Ben şey yazıyorum, chat'e yazıyorum birazdan. Evet, aynen. Tamam. Aradığım çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. Son anda dahil olduk listemize ve gayet... Sunumu da çok böyle son saniye hazırladım ve çok hazırlıksız. Yok, işte tam onu diyordum. Çok hızlı olmasına rağmen oldukça verimli bir sunum oldu. Bu arada bir soru geldi. Hemen ekrana veriyorum. Sen ekrandan görebilirsin. Şimdi sizce bu işin teorisi mi daha önemli yoksa uygulaması mı? Bence teorisi daha önemli demişsiniz. Şöyle, bu konuda herkes böyle bir şey, fikir ayrılığına sahip. Teorisi kadar uygulaması da önemli, ama siz mesela bir data var elinizde diyelim. Açıkçası şöyle bir durum var. Sizin mesela verilerinize göre değişiyor ne uygulayacağınız. Mesela ses verilerine, işte görüntü verilerine, bunlar işte az önce gösterdiğim gibi tablo verisi değil. Bu tarz verilere yapay sinir ağları uygulamak çok daha iyi. Ama onlar böyle bir black box dediğimiz, size çok fazla datanız hakkında ve modeliniz hakkında fikir vermeyen şeyler. Ama tablo verilerine kesinlikle bu algoritmaları uygulamak çok daha iyi. Siz teorisini bilmezseniz mesela, işte bu veriye baktığınız zaman, az önce dediğim gibi veriyi görselleştirdiğiniz zaman hangi algoritmayı uygulayacaksanız, onu seçmesi çok daha kolay oluyor. Öyle olunca teori bilmek de çok önemli, ama pratik bilmek de bence biraz önemli. Yani çoğu insan pratiğin daha önemli olduğunu düşünüyor açıkçası bu alandaki, ama siz istatistik bilmiyorsanız, matematik bilmiyorsanız bu alanda ilerlemeniz gerçekten çok zor. O yüzden zaten insanlar bu tarz alanlarda ders alıyor, ya da atıyorum mesela mühendislik okuyanlar bu konuda biraz daha rahat. Başka soru, bir tahmin için en az kriter yeterli olabilir mi bizler için? Şimdi en az kriter derken kastının future olduğunu düşünüyorum. Yani işte mesela az önce verdiğim örnek gibi boy ve kilo gibi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla feature eklersen daha iyi, ama mesela sen çok alakasız bir şey koyarsan, mesela şöyle, köpeğinde kedinin de 4 tane bacağı var ve bu çok etkilemiyor senin tahminde bulunmanı. Öyle olunca öyle bir kolon eklediğin zaman çok mantıksız, ya da senin modelini çok çok az etkileyen, ki biz buna future engineering diyoruz. Yani işte senin bir modelin var diyelim ve sen oturuyorsun, işte veri setinin kolonlarına bakıyorsun tek tek, senin tahminini ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor bu diye. Mesela kadınların ve erkeklerin verisi var. İşte şimdi cinsiyetçiden olmak istemiyorum ama boy, kilo var işte. Maaş var. Yani sen insanların maaşından gerçekten kadınların, ya işte birinin kadın mı erkek mi olduğunu tahmin etmen gerçekten çok zor. Öyle olunca o kolonun çok da bir etkisi olmuyor. Yani senin
tahminini çok iyi etkileyecek şekilde feature'lar koyman lazım. Önemli olan feature'ların sayısı değil, o yüzden senin feature'larının kalitesi gibi olabilir. Ne kadar istatistik ve matematik bilmeliyiz? Güzel soru. Şimdi deep learning'de bizim backpropagation dediğimiz bir olay var. Deep learning'de diferansiyel bilmek çok önemli. Benim az önce gösterdiğim şekilde gördüğünüz üzere doğrusal olaylar var biraz. O yüzden lineer cebir bilmek önemli. Bir de verinize baktığınız zaman veriniz üzerinde analiz yapıyorsunuz. İşte mesela modelinizi değerlendirirken R kare gibi, P value gibi, işte başka mean squared error gibi teknikler kullanıyorsunuz. Bunlar da istatistiğe giriyor. Bence istatistik içlerinde en önemli olanı. Çünkü istatistik hem deep learning'de hem machine learning'de çok kullanılıyor. Ama deep learning yapacaksanız eğer kesinlikle diferansiyel çok daha önemli şeye göre, normal machine learning'e göre. Ama kesinlikle istatistik bilmeniz gerekiyor. Yani sonradan da öğrenebilirsiniz bence internetten deneyin de. Ve online kurslarda da öğretiliyor. Mesela deep learning AI var. Bu alandaki en iyi kurslardan bir tanesi. Orada Andrew Wang var. Bu alanın babası gibi biri. O böyle sürekli şey der. If you don't understand it, don't worry about it der. O böyle çok basitleştirerek diferansiyel öğretiyor orada. Oradan da öğrenebilirsiniz bence. Bakıyorum. Deprem için enlem boylam, derinlik, büyüklük, tarih kullanımı var diyelim. Bunlar yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Yani bu alanda çok profesyonel değilim, bilmiyorum. Deprem nasıl olur ama yani ne olabilir? Yani şu an pek örnek bulamadım. Ama sizin mesela kıyafet satışlarınız var diyelim. Buna ne gibi feature ekleyebiliriz? Ya da işte mobilya satışlarınız var diyelim. Baktınız, gördünüz, dediniz ki işte evlilik sayısı mobilya satışını etkilemiyor. İşte çok bir etkisi yok. Aralarında bir doğrusal bir bağlantı yok. İşte biri arttıkça diğeri çok az artıyor. O zaman siz bunu modelinize eklemiyorsunuz. Ama atıyorum mesela insanların işte atıyorum mesela emlak kredilerindeki faiz düştü diyelim. Bu sizin modelinizi bariz şekilde etkiliyor. İşte insanlar ev alır falan filan. Bu çok etkiliyor. Yani önemli olan özetle feature'larınızın kalitesi. Güncel ve en önemli ML kullanım alanlarından biraz bahseder misiniz? Yani her yerde ML var artık. Her aplikasyonda var. Mesela marketingde işte senin cookie'lerini alıyor. İşte internette geziniyorsun, ediyorsun. Senin cookie'lerini alıyor. Sana onu getirip geri gösteriyor. Bunun üstüne diyor ki işte bu insan şunu da beğenebilir. Ya da atıyorum mesela sen bir alışveriş sitesine girdiğin zaman aynı şekilde. Diyor ki bu insan bunları favorilemiş, dönüp bakmış. Bence şunları da beğenebilir diyor. Ben bir kendimi hidratlasam. Fraud detection var. Fraud detection. Mesela bankalar bir dolandırıcılık var mı diye işte sizin geçmiş verilerinizi alıyor. O geçmiş verilere göre diyor ki işte bu insan beklenmedik bir şey yaptı. Mesela işte çok da bir orta sınıf bir insansınız ama banka hesabınıza işte 200 bin lira girdi diyelim. Bu tarz şeylerde bunu beklenmedik olarak gördüğü için diyor ki bu dolandırıcılık olabilir diyor. Ya da churn prediction var. Aynı şekilde bankalardaki uygulama. Churn prediction'da da sizin müşterilerinizin verileri var. İşte müşterileriniz ne kadar süredir sizinle birlikte vesaire. Banka diyor ki işte ben bu insanların şeyini bulayım. Bu insan benimle ne kadar süre daha kalır? Bu insan bankasını değiştirir mi? Biz buna churn prediction diyoruz. Bu insan benim bankamdan hizmet almayı keser mi? Bunun tahmini var. Chatbotlar, ben şu an onda çalışıyorum, dil işleme, otonom sürüş, özerk arabalar, başka tıbbi görüntüleme dediğim gibi. Bunun dışında mesela hastaları teşhis koymada da yapay zeka kullanılıyor ama Türkiye'de kullanılmıyor. Şeyden ötürü, KVKK'dan ötürü bu tarz uygulamalar çok gelişmiyor. Başka düşünüyorum. Bir tane kadın vardı ki kendisini çok beğenerek takip ediyorum. Pınar Yanardağ.
Şimdi bizim GAN diye bir şeyimiz var yapay zekada. Siz bir şeyleri sürekli generate edebiliyorsunuz. Yani mesela orta çağ fotoğrafları yüklüyorsunuz, bilgisayara resimleri yüklüyorsunuz. Bilgisayar size orta çağ resmi çiziyor gibi düşünebilirsiniz. O pizza bile generate etmişti mesela. Bu tarz şeyler çok fazla var. Son birkaç soru da alayım. Sanırım vaktim doluyor biraz. Fakülten kaldı. Bir iki soru da alayım. Evet, son soru da alayım. Deep Learning için kaynak önerisi var mı? Türkçe mi kaynak kullanayım, İngilizce mi ve nereden başlamalıyım? Kesinlikle önereceğim şey şu. Deeplearning.ai işte Coursera'nın şeyi bir alt dalı gibi düşünebilirsiniz. Onun Neural Networks and Deep Learning diye bir kursu var. Orada her şeyi çok basite indirgeyecek şekilde açıklıyor. $50. Ama siz işte çok güzel bir açıklama yazıp bursu da alabilirsiniz oradan. Yani size bedava da verebiliyor bunu. Bence İngilizce kaynak kullan. Çünkü bu alanda her şey İngilizce. Yani mesela kütüphanelerin dokümantasyonları falan da İngilizce. O yüzden İngilizce başlayıp İngilizce devam etmek bence daha iyi. Bitti mi? Artık bitti diyelim. Başka soru yok. Birkaç tane soru geldi. Evet, buyursa. Soru mu geldi? Tekrar. Hayır, bir durum için dedim. Soru yok. Sonra güzel sorular geldi. İnteraktif oldu, bayağı iyi oldu bence o yüzden. Beğenimli oldu. Teşekkürler sana. Ben şimdi LinkedIn'imin falan da linkini koyarım buraya. Medium yazılarım da var bu alana başlamak isteyen insanlarla ilgili. Oradan bakabilirsiniz. Bana tekrar soru sorabilirsiniz. Genelde dönmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim ağırladığınız için. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Çok teşekkürler sizin için. Evet. Şimdi bir 13 dakika aramız var. Ardından saat 15.20'de Leandro Camacho'nun sunumuyla birlikte olacağız tekrardan. Kısa bir aramız var şimdi. Görüşmek üzere.